Aşk Ya kafasıyla. ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani sizler belki hak verirsiniz, hak vermezsiniz, saygı duyarım. Belki de Kayahan gidildiği zaman aile içinde konuşulmuş da olabilir. Eğer Aslı'yı seçersen biz seni komple sileriz. Hani Tintin, sen müsaitsen seni alayım. Senin yorumlarını ben merak ettim. Ne demek istediğini anlayamadım. Yorumcularımız hakkında öyle konuşmazsak sevinirim arkadaşlar. hani Buyurun, bence buyurun. res yapıldı yani. Eğer dedi Aslı'ya gidersen biz seni komple aile içinde sileriz. Çünkü bunlar bu kadar her zaman kavga ettiler. Yani Şimdi Kayhan Kayahan... sanatçı bir adam. Onların malına mülküne ihtiyacı yok. Ama Evet. Kayhan ya ne olursa olsun yani maddiyatta bir yerde önemli olabiliyor tabii ama gene de seviyorsan arkasında durman lazım. Aynen öyle. Yani zaten şöyle bir şey var. Aslı da zaten yani dikkat ederseniz yani kimsenin malına mülkünde gözü olmayan bir insan. Yani. Aslı'nın öyle şeylere de ihtiyacı yok. Aynen öyle. Kaya'nın teyzesi, doğru söylüyorsun Tintin. Kaya'nın teyzesi diyor, cay cay konuşuyor. Onu gönderin diyor. Ona bir şey yapamayız biz. Ona bir şey yapamayız. Yani cahil konuşmuyor aslında ya. Biraz dobra konuşuyor diyebiliriz. Evet. Karşıda istemedikleri bir kız var. Yani çocuklarını korumaya çalışıyor herkes. Kaç Çocuklarını yaşında korumaya. olursun, hala onların gözünde çocuk yani. Tabii. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani buradan kimseden örnek vermeyeceğim. Mesela bir de şundan şöyle bakıyorum. Benim bir oğlum var mesela. Benim oğlumun istemediği bir gelin var. Yani bir de ufacık tefecik hareketleri mesela istemiyorum ya. Her şekilde göze görünür. Bir de insanların içinde o oğlana bağırışı çağırışı zaten istemiyorlar ya. Aslında bunlar da onu avantaja Aslı'ya maaş bağlansın. Oldu canım. Öyle bir şey mi var? çevirebiliyor. Aslı evlenirse maaş bağlansın diyorlar. Aslı Evet. O da Mustafa gelin maaşı nasıl? istiyor işte. Gelin maaşı evet. Öyle bir şey mi var? Nasıl bir şey o acaba? Ben ilk defa duydum. Ben Ben de de burada şimdi duydum. duydum. Yarın ben de yorumcu olarak katılacağım diyor Song. Bugün katıldın. Birazdan gene alırız diyeceğim de yayını kısa tutacağız biliyorsun. Yarın inşallah saat öğleden sonra kaç 2-3 gibi müsait olursan olabilir tabii ki de. Yorumcu olarak katılacak çok insan var ya. Evet. Gelmek isteyenler varsa sayın yayıncımız da izin verirse onları da dinleyebilirim. Onları da yani ben de inebilirim. Onlar da kendi görüşünü belirtebilirler. Evet Burada evet tabii ki. birbirimizi dinlemek için zaten, burada birbirimizi anlamak için zaten Şimdi buradayız. Hava Nur ve Murat konusunu konuşalım artık. Çünkü çok sayıda istek geliyor bunun üstüne. Ne diyorsunuz bu konu hakkında arkadaşlar? Konuşalım mı? Siz nasıl uygun görürseniz konuşalım. Bir de ben bir olaya şahit oldum. Bir arkadaşın yayına gittim. Orada Hava vardı. Bir de Murat vardı. Yani ben şok oldum. Yani söylemek Song Miran diyor ki istemiyorum. hayır diyor o durumu yarın konuşacağım. Ama yarın da olacak bu program değil mi? Ne gibi? Neden şok oldunuz? Yani anlamadım ama. Bana mı soruyorsunuz? Ha, evet. Niye tanık Yani oldunuz şöyle bir yani? şey Hiç gördüm de merak ettim. yani söylesem uygun olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir tartışma falan çıktı Hava tarafından. Ondan sonra Murat yani İstikamalı şekilde anlatırsak. Murat böyle kendine aşağıdan zarar vermeye çalışıyordu. Son anda durduruldu yani öyle söyleyebilirim. Çok kötü şeyler olacak yoksa. Hadi ya. Havası Evet. küfür etti mi? Evet. Ya nasıl Havanın kapanmalı zaten ilk lafından bir biri küfür. yerde? Nasıl efendim? O yayın niye kapanmadı? Küfür olduğu zaman sınırlandırılıyor, yayın kalkıyor. Herhalde Yok. Murat'ın herhalde akrabasıymış ya da arkadaşı falan öyle söyleyeyim size. Yok, TikTok küfürlere pek bir şey yapmıyor ya. Küfürlerden sıkıntı olmuyor. Evet. Ben kaç kere tanık oldum da.
Murat'ın diyor yayından gördüm diyor oğlunun üzerine yemin etti havayı istemiyorum diye üstüne basa basa söyledi diyor Tintin adlı kullanıcımız. Ha, o yayını ben de izledim, evet. Evet. O yayını Yani ben de izledim. o yayında öyle bir şeyler oldu yani. Ya şöyle bir şey var. Evlilikte bir insan iyi günde kötü günde imza atıyorsa hani ben hava yani ben de son o da sonuçta bir bayan, ben de sonuçta bir bayanım. Yani herkes ayrılabilir veya barışabilir. Hani bu çocuklar nasıl tek başına dünyaya gelmediyse ayrıldığı zaman da mesela yani tabii ki de çocuğudur yani katkıda bulunmasını ben doğru bulurdum yani bence. Süheyla Hanım Ya diyor ki çocuk. onlar diyor yemin edip dururlar. Onların yeminleri yalandır diyor. Bilmiyorum çoluk çocuğun üstüne yemin etmiş adam. Evet. Öyle de diyorum. Murat haklı, küfür edilen bir toplumda hiçbir koca istemez. Ha, eşi küfür ediyorsa kimse istemez diyor Tintin. Ya Havanur susuyor, susuyor, susuyor. İki lafından biri küfür diyor. Yakışmaz. Bir bayana ben küfür Ben buna yakıştırmam. başlarda inanmıyordum. Sonra şahit olunca şaşırdım gerçekten. Ya geçen gün biliyor musunuz? Evet, buyurun. Yani televizyon kanalında bile küfür etti. Hatta onu sansürleyemediler. Havanur zaten Bilmiyorum, yürüyen gördünüz zaman mü? makinesi Bir diyorsun. birisi küfür Havanur etti, sansürlemediler. Anladım, herhalde anlamadılar onu küfür ettiğini. öyle. Küfür, sansür kaçıyor bazen. O kadar küfür ediyor ki. Ha. Murat şey diyordu, gelmeyeceğim falan filan, dönmeyeceğim diyordu. O da işte güle güle geleceğim falan dedi. Ama orada sansürlemediler mesela. Hani. Güle güle geleceğim bölümünü. Aynen. Aynen, tabii küfürlü şekilde Anladım demek söyledi. istediğini. Anladım Evet. Ya belki denk gelen olmuştur burada arkadaşlardan, bilmiyorum ama. evet. Ya ama bunlar birbirlerini bilerek evlendiler. Bir de çaba sarf etti. Ama Havanur dedi ki benim dedi seçeneğim tek sen değildin ha dedi. Ben seçtim dedi. Ben de dedim Sanki doğru. çok doktorlar, çok mühendisler istemiş herhalde onu. Bilmiyorum sormak lazım öyle miymiş acaba? Murat boşanıp yurt dışına çıkacakmış. Bakalım doğru mu bunlar? Murat kimden intikam almak için evlendi? Hava Nur'la Süheyla Şakalak diye bir kullanıcımız yazmış bunu. Acaba? Zeynep diyor ki sıraya dizmiştir doktorlar mühendisleri diye demek istedi herhalde. He, olabilir. Recep Bey'i sevmiyor ya. Ama Süheyla iki tane çocuk da yapılmaz yani. Hadi öyle bir şey olduysa. Song Miram diyor ki Murat bence kendine yeni sevgili yapmış. Ya da birinden hoşlanıyor. Allah Jön Murat değişmeye başladı bir bir. Jön oldu biliyorsunuz artık. Yeni adı Jön Murat. Evet. Hayal Hanım Jön Murat lafını duyunca ilk siz ne tepki verdiniz? Sesiniz gelmiyor. Sesim geliyor mu şu anda? Şu an geliyor, evet. Bence J olması istiyor ya. Bence çocuklarına bir baba olsa daha iyi olur yani. Jön'den Evet. ziyade bir baba olsa bence güzel bir Öyle. yorumdu. 10 numara bir yorumdu. Tintin adlı kullanıcı havayı kimse almaz. Ağzı bozuk. Murat haklı. Kocaya saygı, sevgi yok. Diyor. Ben Ya havanın bırakın yaptı. saygısı. Ben havanın yaptığını eşime yapsam yemin ediyorum var ya çoktan Ya şimdi ya Fevzi babayı adlı bir koydum. kullanıcımız diyor ki bıktık artık Murat'la Havanur'dan. Ama biz bunu hiç işlemedik. Fevziye Hanım bugün yoğun istek üzerine bu konu üstüne birazcık duracağız dedik. Bakalım ne kadar bir vaktimiz olmuş. Devam edebiliriz biraz daha. Özellerine kadar Üzerlerine döküyor. Zaten programa katılan herkes özellerine kadar döküyorlar ki Hasan abi buradaysa eğer sevgiler saygılar Ayşe ile olan arasındaki ilişkiyi zaten Ayşe'yi tanıdıkça o kadar çok özellerini programa ve insanlara karşı söylemeye başladı ki Ayşe. Artık adamı dedi ki lanet olsun istemiyorum dedi. Git dedi bırak peşimi dedi. Ayşe'den ayrıldı. Bilmiş olduğunuz gibi. Geldiler buraya. evet. Anlattı. Ayşe saçmalamaya başladı. Gene ben dedim abi sakin ol atıyorum hemen. Attım lütfen ne olur alın ne olur alın. Telefonlarımı niye açmıyorsun aşkım vesaire yazıyordu.
Mecburen almamak zorunda kaldım. Çok özel anlatıyordu. Çok özel konulara giriyordu. Almamak daha iyi oldu. Zaten programa da bu yüzden almıyorlar büyük ihtimalle. Çünkü Ayşe bak şöyle bir şey var bak. Sen nişanlanıyorsun diyorsun ki 7. mi bazı şahıslar diyorsun o ilk adı geçen beyefendinin ismi neydi sayın yayıncımız? Mustafa. Ha, evet. Bu yok Mustafa Bey değil. Hani bu programda bir tane Hasan Bey vardı ya. Hasan Bey'den önce bir tane bir isim Ali. vardı. O insan orada evlenmiş mesela. Hala benim kafamda soru işaretleri var. Yani diyor o insanın evliliğini yıkacaklar, evliliğine bir şey yapacaklar diye. Hani kendi nişanından oldu. Yani sen bu saatten sonra önüne bakman gereken Hasan Bey'di. Hasan Bey de çok mücadele etti Ayşe Hanım için. Yani. Hasan Bey gerçekten Ayşe'yi seviyordu. Bir de Hasan'dan önce İkram mı vardı? İkram Bey vardı herhalde. Evet. Hangisini Onu ben söylüyorsun? bilmiyorum. Onu ben bilmiyorum da konuyu dağıtmayalım arkadaşlar. Konumuz bu Murat'ın jön olmasıyla ilgili. Murat yurt dışına çıkacağını iddia edip söylüyor. Kim dedi? Siz mi demiştiniz Hayal Hanım? Yoksa yorumlarda mı yazmışlardı hayatında birisi mi var acaba diye? Tekte yazılmıştı be efendim. Aşağıda yazmışlardı. Acaba Hatta size hayatında yazdım. acaba birisi mi var bu adamın? Ya da bu adam yurt dışına çıkıp şimdi Songül ablamız da dedi ki yayında ben dedi biliyorum dedi. Murat dedi ki ben boşanacağım yurt dışına çıkacağım. Songül ablamız da dedi ki üstüne üstlük ben onları çok iyi biliyorum evlenmeyeceğim dedi Murat. Ben o evlenmeyeceğim diyenleri de çok iyi biliyorum dedi. Gideceksin dedi Evleniyorlar. orada dedi ben ne yapacağını çok iyi biliyorum dedi. Ya Yurt dışına bırak. Murat'ın tek bir amacı var, ev aldıracak ya. İnanmayın. Kime ev Ev aldıracak? aldıracak. Kendisine. Ben ne demek istediğini anladım Mustafa Bey. Ev Ama için onu da... geldiler onlar ya. Evet, bak şimdi bir yemek hattı kullanıcımız diyor ki ev sahibi evden çıkın dedi bunlara. Doğru. Bugün ev sahibi evden spam yapmayalım tamam yemek. Bahane ediyorlar işte. Geliyorlar evi bahane edip duruyorlar Evi sürekli. bahane ediyorlar. Evet doğru. Bir tane hayırsever çıksın da bir ev alsın diye mi bekliyorlar acaba? Yani ya öyle de olabilir ya da bu şeyleri yapıp böyle belki Murat Bey'in de zaten şu anda düşüncesi bir jef olmak falan ya. Ya ev aldıracak ya da böyle teklif falan bekliyor bence. Ondan dolayı o programda olduğunu düşünüyorum. Can Murat oldu ya şimdi bu otomatikman şeyleri bekliyor. Dizi tekliflerini bekliyor galiba. Aynen öyle. Oyunculuk tekliflerini bekliyor diyebiliriz. Olabilir. Bilmiyorum. Evet Mustafa Bakın Bey. kullanıcımız da diyor bak Karkanal'a aldıracak evi diyor. Belki de böyle bir anlaşma yaptılar. Mustafa Bey kayda Aynen. basabilirsiniz. Basa Tabii Rece'ye ki. basabilirsiniz. Ha, tabii ki. Tabii ki. Rece basın. Siz neden evden çıkarıyorlar onları? Neden çıkarıyorlar biliyor musunuz? Çünkü ev sahibi satın aldı. Evi ev sahibi satın aldı ve halen evden çıkmıyorlar. Yani evi satın alan kişi de bir nevi haklı ama yani çıkmak zorunda değiller ki kanunen zaten. 6 ay diyor ama ben onu ortalama olarak 1 yıl 2 yıl falan biliyorum. Yani sürekli kağıtta sözleşmede anlaştıkları gibi kirasını hesap numarasına yatırdığı takdirde evden çıkaramıyorlar diye biliyorum. Ama son zamanlarda ev sahipleri kanunen değişti. Kanun artık ev sahiplerinin yanında oldu. Önceden kiracıların yanındaydı. Şimdi ev sahiplerinin yanında olduğu için bunun hakkında bir şey diyemem. Yani böyle bir şey olduğuna biz emin miyiz? Yani belki de Mustafa Bey'in dediği İncil diyor gibi. ki kapı el değişti mi kira da iptal oluyor diyor. Yok kira iptal olmuyor. Onun belli bir süresi var. 6 Yani... 6 ay. Evet el değişti mi? 6 ay süresi var. El değişmedi Tamam. mi? Mesela devam edebiliyorsun sürekli. Bak mesela benim de şöyle söyleyeyim, ev sahibim değişti. Hani benim de şu anda ev sahibim değişti ama ben şu anda kendi evimde oturuyorum. Hani bunun kirası ödenmezse, bunun hani ev sahibiyle konuşulmazsa hani ya da Mustafa Bey'in de dediği gibi o kanalda bir anlaşma olduğu için sürekli bunları da dile getirebilirler yani. Evet, doğru Evet. Bence bir söylüyorsun. anlaşma yaptılar ve bu ev konusunda artık hani kaç sezon oynayacaklar bilmiyorum. Belki de öyle bir anlaşma yaptılar. Çünkü daha önceden çok olaylı bir şekilde ayrılmışlardı oradan. Yani o Evet. Aydoğan Bey Ya da Murat onları nasıl İstanbul'dan mı affetti? istiyor acaba evi? Acaba İstanbul'dan mı istiyor evi? İstanbul'dan istiyor tabii ki.
İstanbul'da. Aa, İstanbul'da Havanur o yerleşiyor. yüzden geleceksin buraya, geleceksin buraya diyor. Ya Havanur o akrabaları orada. E şimdi Murat'ın da İstanbul'da buna eziyet edeceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden de yani onu Karaman'a götürmeye çalışıyor ama Karaman'da tabii Murat istemiyor. Çünkü gezecek, tozacak, eğlenecek. Ya bence öyle. Anladım. Bir de şöyle bir şey var. İstanbul'da mesela yani o joh olmadı mesela yani fiyatları da ayrı bir şeydir yani. Oyunculuk teklifleri de ayrı bir şeydir. Murat önce bir baba olsun diyorlar, ondan sonra jön olsun diyorlar. Evet. Yani çünkü her şeyden önce evlat her şeyden önce gelir yani. Mevlüt diyor ki aynen İstanbul'dan istiyor evi. Karaman'da gitmez. Karaman'a gitmez Murat artık. Bu saatten sonra Murat'ın o yere gitmesi zaten imkansız. Çünkü burada İstanbul'da Murat'ın bir amaçları var, bir hedefleri var bence. O hedeflerini yerine kendi sıra getirmek istiyor. Hayatında biri mi olduğunu iddia ediyorsunuz yani? Ya muhtemelen hayatında biri vardır ya Öyle bir da yorum geldi bugün gün içerisinde öyle bir yorum geldi. Ben itimat etmedim çünkü çok o kadar özele girmek istemiyoruz. evet. Hakan Bey, peki Havva Nur Karaman'dan niye kovdu Murat'ı? Aldattığı için kovmadı mı? Ama şöyle bir şey de var. Havva Nur diyor, Murat'ın anlattığına göre konuşuyorum tabii ki de. Evet, Havva doğru. Nur diyor en ufak şeyi görse, mesajı görse ben mecburen sosyal medyadan para kazandığım için ilgilenmem lazım oluyor diyor. Ama diyor sen diyor özelden mesajlaştın, bilmem ne yaptın. Acaba o yüzden mi İstanbul'a geldi diyorsunuz yani Mustafa Bey? Valla ben öyle düşünüyorum. Ya zaten bunun hani sevgilisi var Murat'ın bilmiyorum ama herkes öyle diyor. Bak burada yorumlarda da yazıyorlar sevgilisi var falan. Arkadaşlar, chat'tekiler bile zaten Murat Bey'in de söylediklerini söylüyorlar. Çünkü niye ısrarla İstanbul? Başka bir şehir değil de İstanbul yani. Yani. Ya bir aralar Ayşe muhabbeti vardı bilmiyorum Ayşe'den ama başkası bayağı almaz diyor. Bak tartışılıyor. Ayşe dedim, bak Süheyla Hanım diyor ki Ayşe'den başkası kimse almaz onu diyor. Ayşe herkes alır zaten Geçen yıl Ayşe. Ayşe yüzünden Hava Nur çok üzüldü demiş birisi. Evet. Murat'a Ama mesaj atmış falan. Ayşe kendi eliyle yaptı arkadaşlar. Hani o adamı da biraz kendi yerinize katarsanız mesela nişanlanıyorsun. Eski sevgilin, eski sevgilisinin ismini duyuyorsun. Yani ne Çok yaparsınız? kötü bir durum, o Çok çok kötü bir kötü. şey ya. Onu hiç Tabii ki de karşısında emin vallahi. olun Hasan'ın yaptığını yaparsınız yani emin olabilirsiniz. Ya Şimdi bildiğin Murat özellikle nereden istiyor acaba evi? Böyle Nişantaşı'ndan falan mı istiyor acaba? Nişantaşı olabilir, ondan sonra Beylikdüzü Bebek. olabilir, Bebek olabilir. Böyle Bence yerlere bebek. Bebek bir 3-5 tur atar Çünkü oralarda geziyor. gidiyor. Geçen gün bebeğe falan gittim dedi. Öyle mi? Şey yap, kahve içmişti. Ne kadar ödedi kahveye? Dur, Havanur'a 500 TL göndermiş evden çıkarken. Cilt bakımına 20 bin TL harcamış. Parayı nereden bulmuş? Abi paraya gerek yok ki. Adam hiç yani cebinde para olmasa da geziyor, tozuyor, cilt bakımını yaptırıyor. Reklam yapıyor o Kahvesini zaman. içiyor. Adam jön Kahveye abi. gidiyor, Adam okey oynuyor. jön yani. Adam jön yani. Bir de adamdan para mı alacaklar arkadaşlar? Lütfen. Her yer kapı açık yani şu anda. Yani. Her gittiği yerde bedava. Geçen gün mangal yaptı işte hiç cebinde para yokmuş. Havanur'a 500 lira verememiş. Çocuğun kimliğini 2 hafta sonra çıkardılar. Mangalı, bir dakika, mangalı sahilde mi yapmıştı, şeyde mi yapmıştı? Restoranda yapıyor. Boğaziçi. O şey masaların ortasında oluyor ya, o lüks mekanda değil mi? Lüks mekanlarda evet. Anladım, anladım. Mustafa Bey, şimdi Fatma Hanım geldi, ben onu alacağım. Siz RG'ye Tabii devam ki. edin. Tabii ki. Ayrıyetten bir Teşekkür 10-15 ederim dakika daha herkese. sürebilir. Tabii Tamam, ki. siz Hadi. ayrılın. Tamam, İyi teklif yayınlar. geldi. Görüşmek Teşekkür üzere. ederiz. Mustafa Bey, Allah'a İyi emanetsiniz. günler. Teşekkür Siz de ederim. sağ olun. Hayırlı Teşekkürler. siz durun. Fatma Hanım geldi. Bu konuyu Fatma Hanım mı istemişti Bizden galiba? atar mısınız? Ben çıkamadım da. Atıyorum, tamam. Tabii ki. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldin.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür Teşekkür ederiz. ediyorum. Sonunda istediğin oldu. Sen de çok istiyordun galiba. Bu Murat'ı konuşalım artık diye. Ya ben Murat'ı görünce gülüyorum zaten ayrıca. Öyle mi? Neden ki? Cem olduğu için mi? Ya saçının rengi zaten yani affedersin şebeke gibi Bağırma. hiç güzel değil YouTuber yani. olmuş resmen. Cem değil de. Bence onunla kasap bile olmaz o ya. Onda o işten de usanır bu kar yapmaz bir daha. Evet. Evet. Bir şey yok. Murat diyoruz. Fatma Hanım, Murat diyoruz. Ev aldırmaya çalışıyormuş birilerine. Kimler acaba? Ya da hayatında mı biri var? Öyle iddialar geldi. Eyvah. Bunu gören kızına Havanur'un babasının adı neydi ya? Esep Bey. Evet. Doğru değil mi? Chat. Eyvah. Esep Bey'di. Aynen. Ondan intikam almak için Havanur'la evlendiğini söylüyorlar ama ben inanmıyorum. Bence de. Ya Evet. hatta şöyle düşünmüştür. Bak evleneyim de kızına bak neler yapacağım. Sen bekle gibisinden. Hadi ya. Ama şimdi iki tane çocuk yaptı. Bence Yani çocuk yaptı da doğumuna bile gitmeyen bir adamdan ne beklersin ki yani? Anladım. Olabilir Tintin unutmuş olabilir ya. Ben zaten sabah ben ne yediğimi bile hatırlamıyorum. İsim hafızam mesela benim hiç kuvvetli değildir ama programı sürekli takip ettiğimiz için fan sayfasıyız biliyorsunuz sevgili dostlar. İsimler akılda kalıyor. Özellikle Murat aklımızda kalır tabii ki de değil mi? Esep Bey, Esep Kaçmaz. Bey bazen benim aklımdan da gidiyor. İnanın. O kadar takip etmeme rağmen. Alper diyor ki tabi tabi intikam almak için diyor evlendi diyor. Ama Alper bence ikinci çocuğu yapmazdı. Değil mi hanımlar? Öyle tabii ki de yani şöyle bir mantık yürütürsek Eşref Hanım, Eşref Bey'den intikam almak istiyorsun. O iki tane çocuktan niye intikam almak istiyorsun? Yani yazık günah yani Çocukların ne sonuçta. çocuğu var? Suçu var. Çocuğu diyorum. İşte onu söylemek istedim. Senin dedi, Kimin üç tane çocuğu var? Bir saniye. Kimin üç tane çocuğu var? Murat'ın eskiden bir çocuğu daha var diyorlardı bir ara. Öyle bir şey ben de duymuştum ama ben onu boş Bu geçmiştim. galiba ilk canlı yayına geldikleri sıraydı. Seda Sayan'daki programdaydı. Hatta o kadın da gelmişti. DNA sonuçlar bilmem ne falan gibisi bir şeyler diyorlardı da. Sonra bilmiyorum onun olmadığı mı çıktı dediler bir şey dediler ama anlamadık. Atakum 55 hoş geldin toprağım. Valla dostlar dedikodu çok insanın ağzı boş durmaz biliyorsunuz. Sürekli konuşur sürekli konuşur. O yüzden ben ihtimal vermiyorum. Ben şahit olmadım görmedim. Öyle bir şey olsaydı zaten Havva Nur üstüne basa basa kafasına vururdu onun diye tahmin ediyorum ben değil mi? Bırakmazdı bence öyle bir şey olsa. Bence de. Havva Ya. Nur evlenmezdi bile. Gördük. Bilemiyorum Evet. işte. Ya yarınki programda neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Fatma Hanım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok sağ olun. Hayal Hanım sizin son eklemek istediğiniz bir şey. Allah herkese hidayet versin. Önemli olan Vallahi sadece öyle. John önemli olan Murat'a tek da bizi çocuksa. teklifleri Amin. versin Aldığınız için teşekkür Önümüzdeki ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz için yeni iyi yayınlar. yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Konuklarımıza, önceki konuğumuza teşekkür ediyoruz. Şimdiki konuklarımıza, Fatma Hanım'a, Hayal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Onun için Tekrardan teşekkür yeni bir yayında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sizleri de katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hayal Hanım, ben Fatma teşekkür Hanım. ederim. Yarınki Ben teşekkür programı yorumlamanız için gelirsiniz artık gene. Tabii ki de. İlla ki Caner varsa ben gelirim. Emin olun Ya, ben olacağını. onu zaten bekliyorum da arkadaş bir gelmek istiyorum ya. Dört gözle bekliyorum yani. Ben de Çok öyle sinirli. valla. Adam nişan yapmayacağım yapmayacağım dedi. Adamı zorla nişanlandı. Ama göbek atarak da nişanlandı tabii. O ayrı bir şey. Nasıl oldu bu O ya? Göbek bence atarak Anastasya'dan intikam almak için. Sen beni bırakıp gidersen ben de seni en yakın arkadaşınla vururum yani. Olay tamamıyla bence o. olay Bence çok de öyle değişik. zaten. Çok karmaşık. Kafamı Yarın o kurdu. zaman olaylar gene. Evet. Tekrardan yepyeni bir
Canlı yayına yepyeni bir dedikodu demeyeyim aslında bunu. İyice dedikodu kalıyor. Dedikodu değil, bu olay Ama şeyler arkadaşlar. gerçekler bunlar sevgili dostlar. Gerçekler, gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım yarın neler olacak, neler bitecek. Tek tek hepsini görmüş olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ederim konuklarımıza. Allah'ım. Tekrardan Rica teşekkür ederim. ederim katıldıkları için. Ya Hoşça kalın. kütlerim Geç teşekkür oldu. Herkesin işi var, gücü var. Yarın tekrardan yayın saati ortalama olarak 2 ila 3 arası olabilir sevgili dostlar. Müsait olursanız buyurun, başımızın üstünde her daim yeriniz var. İnşallah. İnşallah bakalım. Hoşça kalın Fatma Hanım, Hayal Hanım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.